Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Kodork eğitim sitesinde bulunan kurs 4, ders 14 ile devam ediyoruz. Bu dersimiz toplamda 17 bölümden oluşuyor. Ve konumuz arkadaşlar yine fonksiyonlar. Tabi bu sefer fonksiyonlara ayrıca bir de parametreler ekleyeceğiz. Birinci bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Bizden basit bir hemen kare çizmemizi istiyor. Hadi 50 piksel kenarlara sahip bir kare çizmek için fonksiyonu tanımlayın diyor arkadaşlar. Bir kare çiz fonksiyonunu vermiş bize. Düzenle diyoruz buradan ve içerisine kareyi ne çizeceksek onu yazıyoruz. Karede arkadaşlar 4 tane kenar bulunuyor. O yüzden 4 kez tekrarlanacak bir döngü içerisinde kodlarımızı yazacağız. İşlemlere geliyorum arkadaşlar. İleri doğru 100 piksel taşı bloğunu aldım. Ama bizim karemiz 50 piksel olacakmış. O yüzden burayı arkadaşlar 50 olarak değiştiriyorum. 50 piksel ilerledikten sonra ne yapacağız? Sola doğru 90 derece döneceğiz arkadaşlar. Kodumuzu yerleştirelim. Kapatıyoruz. Birazcık hızlandırıyorum ve çalıştırıyorum. Evet, birinci bölüm arkadaşlar başarıyla tamamladık. Sıra geldi ikinci bölüme. İkinci bölüme geçiş yapıyoruz. Evet, parametrelerle ilgili bölüme geçiş yapacağız. Bizden yine bir üçgen çizmemizi istemiş. Ne demiş arkadaşlar? Draw triangle demiş. Yani üçgen çiz fonksiyonunu baştan yaz. Kenar uzunlukları 50 piksel olsun demiş. Hemen fonksiyona geliyorum. Artık burada hazır bir fonksiyonum yok. Bir fonksiyon oluştur diyorum arkadaşlar. İsmini benden istiyor. Fonksiyonumuzun ismi ne olacakmış arkadaşlar? Üçgen çiz olacakmış. Üçgen çiz diyorum. Fonksiyonum bu şekilde. Şimdi üçgeni nasıl çizeceğiz arkadaşlar? Hemen buna bakalım. Döngüleri geliyorum tekrardan. Üçgenin üç kenar olduğu için 3 kez tekrarlanacak bir döngü alıyorum. Ve işlemlere geliyorum. Burada ileri doğru 50 piksellik bir ilerleme yapacağım. O yüzden 50 olarak yazıyorum. Ardından sola doğru bir dönüş yapıyorum arkadaşlar. Üçgenin iç açısı 60 olduğu için sola doğru 120 derecelik bir dönüş yapıyorum. Hemen çalıştıralım. Pardon, kapatıyorum. Üçgeni burada kullanmadık. Fonksiyonlar diyorum. Üçgen çiz fonksiyonunu çalıştığı zaman bloğunun altına ekledim. Şimdi çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet, üçgenimizi tamamladık. Üçüncü bölüme geçiş yapıyoruz şu anda. Bakalım üçüncü bölümde bizden ne istiyor? Evet, bir tane üçgen çizmiştik. Bunu 5 olarak çizmemizi istiyor arkadaşlar. Fonksiyonu kullanarak 5 üçgen çizelim. İpucu her üçgen birbirinden 30 piksel uzaklıkta demiş arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Yine fonksiyonumuzu alıyoruz. Bir üçgen çiz fonksiyonumuz. Düzenle diyoruz arkadaşlar. 50 piksel ileri doğru taşıyacak. Sola 120 dönecek. Yani bu bizim bir tane üçgen çizmemize yarıyor. Şimdi döngüleri alıyorum arkadaşlar buraya. Kaç tane üçgenimiz var? Toplamda 5 tane üçgenimiz var. O yüzden 5 kez tekrarlanıyor. İlk yapacağı şey üçgeni çizmek. Ardından arkadaşlar ikinci üçgene geçecek. İşlemlere geliyorum. İleriye doğru atla diyorum arkadaşlar. Kaç piksellik bir atlama yapacak? Şu an başta 50 piksel üçgen 30 pikselde arası var arkadaşlar. Yani 80 piksellik bir atlama yapıyoruz. Çalıştırıyorum. Evet, 5 tane üçgenimizi tamamladık arkadaşlar. Sırada 4. bölüm var arkadaşlar. 4. bölümümüzde 3 tane farklı boyutlarda üçgenimiz var. Ne demiş bize? Bu fonksiyon bloklarında farklılık gördünüz mü? Çalıştırın ve ne olacağını görün demiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık biraz önceki fonksiyonlarımızın yanına bir de sayılar ekliyoruz. Evet, buradaki parametre dediğimiz arkadaşlar buraya eklediğimiz sayılar. Yani direkt yazmak yerine daha sonradan fonksiyona değer göndermiş oluruz arkadaşlar. Yani parametre göndermiş oluruz dışarıdan. Evet, şimdi ne yapalım? Düzenleyelim ilk önce, bir bakalım kodlarımız neymiş. Burada arkadaşlar length diye bir bloğumuz gelmiş. Bu ne arkadaşlar? Fonksiyonun hangi parametreleri alıyordu? Yani parametre ekliyoruz buradan. Parametremiz length'miş. Yani uzunluk oluyor arkadaşlar. Uzunluğunu dışarıdan gireceğiz. Girdiğimiz değeri alacak buraya, ileriye taşıyacak. Ardından sola 120 derece dönecek arkadaşlar. Ve bunu 3 kez tekrarladığında üçgeni oluşturmuş oluyor. Evet, en büyük üçgenimizin arkadaşlar kenar uzunluğu neymiş? 150 piksel. İkinci üçgenimiz 75 piksel. Üçüncü üçgenimiz arkadaşlar 25 pikselmiş. Hemen çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi aynı fonksiyonu kullanmasına rağmen farklı boyutlarda üçgenleri çiziyor. Bu da parametre ile alakalı arkadaşlar. Yani biz hangi sayıyı gönderirsek o sayıya göre işlem yapıyor. Evet, burada bir daha parametreli bir fonksiyonumuz var. Ne demiş? Length parametresindeki
soru işareti kısmını doldur. İpucu beşgenin kenarları 100 piksel uzunluğundadır demiş. Hemen düzenliyorum arkadaşlar, bakalım içeriğine. Yine length diye bir parametremiz var burada. 72 derecede sola dönecek. Hemen gelelim. Ne demiş bize? 100 piksel demiş. Burayı 100 piksel olarak giriyorum. Yani parametre değeri kenar sayısı olarak, kenar uzunluğu olarak arkadaşlar 100 gönderiyorum. Çalıştırıyorum. Evet, beşgenimizi tamamladık ve 6. bölüme geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Altıncı bölümde arkadaşlar bir tane üçgen, bir tane dörtgen ve bir tane altıgenimiz var. Burada ne yapacağız yine? Length parametresindeki soru işareti kısmını doğru şekilde doldurarak şekli çiz demiş. Üçgen ve kare 100 piksel kenarlara sahip. Beşgen ise 75 piksel kenara sahip demiş arkadaşlar. Bir üçgen çiz, bir kare çiz ve bir altıgen çiz olarak toplamda 3 tane fonksiyonumuz var. Üçgenimiz dışarıdan gelen parametreye göre arkadaşlar üçgen çiziyor. Ne kadar döneceğini nasıl buluyor arkadaşlar? 360 bölü kenar sayısına göre biz dereceyi bulabiliyoruz. Kareye bakalım şimdi. Yine length, yani dışarıdan gelen bir parametre var. 360 bölü 4 yaparak da 90 derece elde ediyoruz. Altıgene geliyorum arkadaşlar. 360 bölü 6 yaparak kenar sayısının buluyoruz arkadaşlar iç dereceyi ve length'imizi dışarıdan alıyoruz. Ne demiş? Üçgen ve kare 100 piksel. Hemen üçgenin parametresini arkadaşlar, length değerini 100 olarak giriyorum. Karenin arkadaşlar yine 100'müş. Burayı 100 olarak giriyorum. Ne demiş? Beşgen ise 75 olacak demiş arkadaşlar. Burada altıgen var. Burayı yanlış yazmış ama önemli değil. Bizim derecemiz, pardon, uzunluğumuz 75 olacak. Çalıştırıyoruz. Evet, üçgen, dörtgen ve altıgeni çizdik arkadaşlar. Sıra geldi 7. bölüme. Yedinci bölümde arkadaşlar yine birbirinden farklı boyutlarda üçgenlerimiz var ve aynı fonksiyonu kullanıyoruz. Hemen bakalım. Bu çizimini tamamlayabilir misin? İpucu üçgenin kenarları bir öncekinden 25 piksel daha uzundur demiş. İlk üçgenin kenarları 25 pikseldir demiş arkadaşlar. Yani ilk üçgenimiz arkadaşlar kenarı 25 piksel. İkinci üçgenimiz arkadaşlar birinciden yine 25 fazla. Yani arkadaşlar buraya 50 piksel yazıyorum. Üçüncüsü yine 25 fazla olacak arkadaşlar. Yani 75 piksel olacak. Hemen çalıştırıyorum. Evet, 3 farklı boyuttaki üçgeni tamamlamış olduk arkadaşlar. Sıra geldi 8. bölüme. 8. bölümde arkadaşlar bizden ne istiyor? Yine 3 farklı üçgenimiz var. Bakalım ne istiyor bizden? Bu üçgen çizme fonksiyonu hatalıdır diyor. Bu fonksiyonu düzenleyerek düzeltebilir misin? Sonra kenar uzunlukları 25, 50 ve 75 olan üçgen çizebilir misin diyor arkadaşlar. Önce düzenli diyelim, bakalım neresinde hata var. 3 kez tekrarlayacak. İleriye doğru 100 piksel gitmeyeceğiz. Nasıl gideceğiz arkadaşlar? Length değerine göre yapacağız. Yani buradaki parametreyi kullanacağız arkadaşlar. O yüzden buradan sabit sayıyı siliyorum. Length değerimi arkadaşlar buraya ekliyorum. İleriye doğru length değeri kadar ilerleyecek. Biz bu length değerini arkadaşlar yine dışarıdan gireceğiz parametre olduğu için. Yani şuraya bir sayı ekleyeceğim. Ama birbirinden farklı arkadaşlar burası. Yani 25, 50 ve 75 olarak baktığımızda daha önceki derslerimizden hatırlayalım. Sabit oranlı olarak bir değişim var. Bir küçük ve bir büyük sayımız var arkadaşlar. Ne kullanacağız buradan? Hemen bir döngü kullanıyoruz. For döngüsünü kullanıyoruz arkadaşlar. Döngü içerisine kodlarımı aldım. Dediğim gibi en küçük sayım neymiş arkadaşlar? 25'miş. En büyük sayım 75 olarak ayarlıyorum. Ve arasındaki artış miktarı, yani değişim ne arkadaşlar burada? 25 piksel olarak değişiyor. Şimdi ne yapacağız? Bizim dışarıdan gelen renk değerim, parametrem ne olacak arkadaşlar burada? Contour değerim olacak. Yani for döngüsünde kullandığım değişkenim olur arkadaşlar. Sayaç miktarım. Ne yapacak? İlk başta girdiğinde 25 değeri gönderecek. İkinciye dönecek. 25 artacak. 50 değeri gönderecek. Üçüncüye 75 değeri gönderecek. Ve 3 farklı boyuttaki üçgenimizi for döngüsü ile kolay bir şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Sırada 9. bölüm var. 9. bölüme hemen bakalım bizden ne istiyor. Bu sefer kare istiyor arkadaşlar. Yine kare çiz fonksiyonu düzenle ve parametre ekle demiş. Uzunluk parametresi alsın. Bu defa 25, 50, 75 uzunluğuna 3 üçgen çiz diyor. Burada dörtgen olacak yine. Aralarında 100 piksel mesafe olsun diyor arkadaşlar.
Hemen düzenle diyorum ilk önce. Burada ne yapacağız? Yine bir length parametresi oluşturacağız. Ne demiş? Uzunluk oluştur demiş arkadaşlar. Hemen buraya yazıyoruz ismimizi, parametremizi. Length diyoruz. Parametre ekliyoruz arkadaşlar. Parametremiz buraya geliyor. Artık bu bloğu da istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Evet, length değerimi oluşturdum ve yerine ekledim. Şimdi dışarıdan yine değer göndereceğim. Yine 25, 50 ve 75 var. O yüzden burada bir döngü kullanıyorum yine. Yine for döngüsü kullanıyorum arkadaşlar. For döngümü aldım. En küçük sayım kaçmış? 25. En büyük sayım arkadaşlar 75 olacak. Ve artış miktarı değişimde ne olacak arkadaşlar? Yine 25 olacak. Döngülerden counter değerimi alıyorum. Length değerimi gönderiyorum arkadaşlar. Dıştan parametre olarak bunu giriyorum. Fonksiyondan çıktığında ileriye 100 piksel atlayacak. İkinci kareye geçecek arkadaşlar. Hemen çalıştırıyorum. 3 tane karemizi kolay bir şekilde tamamlamış olduk. Sırada 10. bölüm var arkadaşlar. 10. bölümde arkadaşlar draw a hexagon diyor. Yani altıgen çiz fonksiyonunu yap diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir tane length parametresi yaratacağız. İpucu bu altıgen 100 piksel uzunluğunda kenarları vardır diyor. Yani length değerimiz arkadaşlar 100 piksel olacakmış. Hemen ne yapıyoruz? Fonksiyonlara geliyoruz. Yine bir fonksiyon oluşturuyoruz. Ne arkadaşlar çizeceğimiz? Şekil altıgen. Altıgen çiz diyorum arkadaşlar. Fonksiyonumu oluşturuyorum. Ardından nasıl çiziyorum arkadaşlar? Hemen döngülere geliyorum. 6 kenar olduğu için 6 kez tekrarlıyorum. Ne yapacak? İleri doğru hemen bir taşıma işlemi yapacak. Neymiş? 100 pikselmiş. Tabii biz sabit yazmayacağız. Bizden ne istiyor? Bir de length değerini istiyor. Hemen buraya parametre oluşturalım arkadaşlar. Length diyorum. Parametremi ekledim ve parametremi kullandım arkadaşlar. Şimdi bir de bizim dönüşlerimiz olacak. Hemen işlemlere geliyorum. Gidecek, sola dönecek. Sola dön diyorum. Tabi sabit bir derece dönmeyeceğim. Bunun da hesabını bilmiyorsam, örneğin altıgenin iç açısının ne kadar olduğunu, yani bir kenarın açısının ne kadar olduğunu bilmiyorsam arkadaşlar, hemen matematiğe gidiyorum. Burada bir bölme işlemim var. Hemen onu kullanacağım burada. Ne demiştik? Açıyı bulmak için 360 bölü kenar sayısı demiştik arkadaşlar. Altıgen olduğu için 6'ya bölüyorum. Evet, çizimi tamamladım. Şimdi bu fonksiyonu burada kullanıyorum arkadaşlar. Altıgen çiz diyorum. Dışarıdan ne göndereceğim? Hemen değerini göndereceğim. Değerimiz ne arkadaşlar? 100 piksel olacak. Çalıştırıyorum. Altıgenimi tamamlıyorum arkadaşlar. Ve 10. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Sıra geldi 11. bölüme. Bakalım 11'de bizden ne istiyor yine? 11'inde farklı bir şeklimiz var. Ne yapacağız? Bu şekli çizebilir misin? Kenar parametresini kullanacak şekilde fonksiyonu güncelle demiş arkadaşlar. Bir de kenar parametresi ekleyeceğiz. Hemen ipucu vermiş. İsterseniz buna da bakabiliriz. Fonksiyonun içindeki değişkenlerle değişmesi gereken birden fazla sayı var demiş arkadaşlar. Yani biz ne yapacağız? Buradaki fonksiyonu ilk önce bir düzenle diyelim. Burada bir length değerimiz var arkadaşlar. Bir de ne demiş bize hemen? Daha az diyerek bakalım. Kenar parametresi kullan. Yeni bir parametre ekliyorum arkadaşlar buraya. Kenar isminde bir parametre ekliyorum. Ne yapacağız? Kenar kadar dönecek. Hemen kenarı buraya aldım. Ve sola dönecek arkadaşlar. 360 bölü ne demiştik? Kenar sayısı. O yüzden kenarı yine burada da kullanıyorum. Ardından arkadaşlar ne yapacak? Sola doğru dönüşleri de olacak. İster burada döngünün dışına, istersek de burada dışarıya ekleyebiliriz. Hemen buradan dışarıya çıktım arkadaşlar. Yine ne yapıyoruz? 6 kez tekrarlayacağım. Bunun nedeni ise arkadaşlar, ne yapıyoruz? Biz burada şekli çizebilmem için altıgenlere bakacağım arkadaşlar. Yani şuradan büyük şekillere bakacağım. Birinci şeklim, ikinci şeklim, üçüncü, dördüncü, beş ve altı tane büyük altıgene bakacağım arkadaşlar. Yani küçük şekillere bakmıyoruz burada. Büyük altıgenlere bakacağız. O yüzden 6 kez tekrarlanıyor burası. Ne diyoruz arkadaşlar? Daha az diyelim, fark etmez. Buradan lengimizi ne alacağız arkadaşlar? 100 piksel alacağız. Daha öncekinde hatırladığımız gibi. İşlem, pardon, matematik kısmına geliyorum. Sabit sayımı aldım buradan. Ne diyoruz arkadaşlar? 100 piksel. Kenarımız ne arkadaşlar? Yine altıgen çizdiğimiz için ne yapacağız? Hemen buradan bir daha sabit sayımı alıyorum. Burayı da 6 olarak değiştiriyorum arkadaşlar.
Altıgenimi çizdim bir tanesini. Ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Bir de sola dönüp ikinci altıgene geçmem gerekiyor. İşlemlere gidiyorum. İleriye doğru, pardon, ileri doğru değil, işlemlerden sola doğru döndürüyorum arkadaşlar. Aldım bunu. Ne yapacağım? Sola doğru. Şuradan döndüm. İkinci şurası olduğu için arkadaşlar burada bir 60 derecelik bir dönüş yapıyorum. Hatta 50 yazayım şuraya. 60 derecelik bir dönüş yapacağım. Hemen çalıştırıyorum arkadaşlar. Birinci kareyi çizdi. Evet. Bloğumu yanlışlıkla eklemişim. Hemen içeriye alıyorum. 6 kez tekrarlanacağın içinde bu da olacak. Çalıştıralım tekrardan. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, dört ve altıncıyı çizdi arkadaşlar. 11. bölümü de bu şekilde tamamlamış olduk. Sıra geldi 12'ye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bloğun yeri değiştiğinde işlem olmuyor. Blokların yerlerine dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar yine farklı bir şeklimiz var. Birbirinden farklı kenarlı olan şekillerimiz var. Bu çizimi tamamlayabilir misin demiş. Tüm şekillerin kenarları 100 piksel olacak demiş arkadaşlar. İlk önce ne yapalım? Fonksiyonumuzun içine bir giriş yapalım. Buralar length ve sides isminde iki tane parametremiz var. Biri kenar uzunluğumuz. Pardon, kenar uzunluğu diyorum. Bir kenarın uzunluğu, bir de kenar sayımız olacak. Bunları sides kadar dönüyoruz arkadaşlar. Yani kenar sayısı kadar dönüyoruz. Uzunluğumuz yine length kadar ilerleyecek. Dönüşümüz de arkadaşlar yine 360 bölü sides oluyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? İlk önce değerlerimizi gönderelim. Matematiğe geliyorum. Burada bir döngü kullanamayacağım. O yüzden tek tek yapmam gerekiyor. Length diyelim arkadaşlar. İlk başta 100 piksel demiş zaten. O yüzden hemen 100 piksel olarak buraya giriyorum. Ardından arkadaşlar en dıştaki şeklimiz altıgen. O yüzden arkadaşlar sides parametremize ne yapacağız? 6 değerini göndereceğiz. Hemen matematiğe geliyorum. Sabit sayımı alıyorum buradan. Değer olarak da 6'yı giriyorum. İlk şeklimizi çizdik arkadaşlar. Daha sonra ikinci şeklimize geçiş yapacağız. Ne yapacağız? Buraya tekrardan yeni fonksiyonumuzu alacağız. Tekrardan parametrelerimizi göndereceğiz arkadaşlar. Yine iki tane sabit değerimi alıyorum hemen buradan. Bu sefer arkadaşlar bir dörtgen çizeceğim. Kenarları yine 100 piksel uzunluğunda olacak ve dörtgen olacak. En son bir de üçgenimiz var arkadaşlar içeride. Yeni bir fonksiyon ekliyorum buradan. Matematikten de iki tane yine değerlerimi ekliyorum. Uzunluğu yine 100 olur arkadaşlar. Hepsi 100 olacak dediler. Ve köşesi de 3 olacak. Çalıştıralım arkadaşlar. Altıgen, dörtgen ve üçgeni tamamladık ve 12. bölümü başarıyla geçtik arkadaşlar. Sırada 13. bölümümüz var. 13. bölümde arkadaşlar bizden bir önceki şeklin biraz daha gelişmişini istiyor. Ama bu sefer bir for döngüsü veriyor arkadaşlar. For döngüsü yapacağız. Bu son görüntü ile benzerdir. For döngüsü ile bu tasarımı yapabilir misin diyor. Hemen fonksiyonlarıma geliyorum. Çok genç is fonksiyonumu alıyorum arkadaşlar. Bakarım içinde bir düzelmesi gereken yer var mı? Ne yapıyor? İleri doğru length kadar gidiyor. Ve sağa doğru arkadaşlar 360 bölü sides kadar dönüyor. Bunlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Şimdi ne yapacağız? İlk başta en dışta altıgenimiz var. İçinde beşgen, dörtgen ve üçgenimiz var arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru, içe doğru gideceğiz. Ne yapıyoruz? O yüzden başlangıç değerini 6, bitiş değerini arkadaşlar 3 veriyorum. 6'dan 3'e doğru gideceğim için arkadaşlar ve 1 azaldığı için eksi 1 yapıyorum burayı. Eksi 1 değişim olacak. Length değerimiz ne olacak arkadaşlar? Yine hepsinin kenar uzunlukları 100 piksel olduğu için arkadaşlar sabit değerimi verebiliyorum rahatlıkla. 100 piksel veriyorum buraya. Ama kenar sayımız yani sides'ı nereden belirleyeceğiz? Counter değerine göre belirliyoruz arkadaşlar. Hemen döngülere geliyorum. Buradan counter değerimi alıyorum. Çalıştıralım arkadaşlar. 6, 5, 4 ve 3 olarak şeklimi tamamladı ve 13'ü bitirdi arkadaşlar. Sırada 14. bölümümüz var. 14'te arkadaşlar 4 tane farklı şeklimiz var. Yine bir for döngümüz var ve içinde fonksiyonlarımız var. Fonksiyonunu güncelleyelim demiş arkadaşlar. Yani poligon farklı şekillerdeki güncelliyoruz. Kenarlar sided parametresi zaten var demiş. Uzunluk length parametresi ekleyelim demiş. Tamamdır. İpucu vermiş arkadaşlar. Bir de her bir şeklin kenarları 200 piksel
Farklı sayıda kenara sahip bütün şekillerin çevresi aynı yapacak denklemi hatırlıyor musunuz demiş. Yani burada bütün şekillerin çevresi arkadaşlar toplamda 200 piksel. Yani üçgenin kenarını bulmak için ne yapacağım? 200 bölü 3 yapacağım. Dörtgeni bulmak için 200 bölü 4. Beşgen için 200 bölü 5. Altıgen için arkadaşlar 200 bölü 6 yapacağım arkadaşlar. O yüzden for döngüsünü bize vermiş. Ne yapalım? İlk önce fonksiyondan başlayalım. Fonksiyonu düzenliyorum arkadaşlar. Ne diyor burada? Bir de length parametresini ekleyelim demiş. Hemen parametremizi oluşturuyoruz arkadaşlar. Length diyorum. Parametre ekle diyorum. Parametremiz buraya geldi. Burada ne yapıyoruz? İleriye doğru gideceğimiz için, length yere kadar ileriye doğru gideceğimiz için arkadaşlar 200'ü siliyorum. Direkt buraya length değerini alıyorum. Evet, length parametremizi ekledik. Şu an başka değişiklik yapmamıza gerek yok. Şu anda kapatıyorum arkadaşlar. Burayı şu an for döngümüze geçiyoruz. Kenar sayımız 3, 4, 5 ve 6 olarak devam ediyor. O yüzden 3'ten başlayarak 6'ya kadar ilerleyeceğiz diyoruz. Kaç kaç ilerliyor arkadaşlar? Yani değişim nedir? Değişim sayımız 1. Evet, side isteyenimiz arkadaşlar bu şekilde olmayacak. Kenar sayımız nereden alıyoruz artık? Counter değerimizden alıyoruz. Yani fonksiyondan alıyoruz. Pardon, döngüden alıyoruz. Döngüye geliyorum. Counter değerimi alıyorum. Side isteyenimiz arkadaşlar counter değerim olacak. Length nedir arkadaşlar? Ne demişti bize? 200 piksel çevre var. Çevre bölü kenar sayısı yapacağız. Matematiğe geliyorum arkadaşlar. Hemen burada bir işlemim var. İşlemimi aldım. Bölme işlemi kullanacağım. Ne dedik? 200 bölü kenar sayısı. Matematikten sabit sayımı aldım. 200 piksel. Matematiğe geldim tekrardan. Buradan sabit sayı veya işlem almıyorum. O yüzden ne yapıyorum? Döngülere gidiyorum ve counter değerimi alıyorum arkadaşlar. Şu an ne oldu? Length değerim 200 bölü counter oldu. Yine ilerler arasındaki fark da 100 piksel oluyor arkadaşlar. Evet, çalıştıralım bakalım. 3, 4, 5 ve 6 genlerimizi tamamlamış olduk. Sırada 15. bölüm var arkadaşlar. bölümde arkadaşlar bizden farklı bir sarmallar istemiş. Dörtgen, üçgen ve altıgen sarmalları istemiş arkadaşlar. Okuyalım ne istiyor bizde. Spiral fonksiyonunu güncelleyerek uzunluk, length ve kenarlar sides parametrini ekleyin. Sonra bu şekilleri oluşturalım demiş arkadaşlar. Yani ilk önce fonksiyonumuzu düzenle yapıyoruz. İki tane parametre eklememi istiyor benden. İlk önce ne yapalım? Length parametresini ekledik. İkincisi de arkadaşlar sides parametresini ekledik. Şimdi ileri doğru nasıl gidiyorduk? Parametre olarak length değerimizi gidiyoruz. Sola döneceğimiz derecede arkadaşlar 360 bölü sides'tan buluyoruz. Şu şekilde alıyorum. Şu fazlalığı atıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde güncellememizi yaptık. Yani fonksiyonumuzu güncellemiş olduk arkadaşlar. Bir de ne yapacağız? Şimdi buraya değerlerimizi gireceğiz. Length değerlerimiz arkadaşlar nasıl olacak? Counter değerimiz olacak. Yani döngü içerisinden gelen değerler olacak. 5 piksel, 10 piksel, 15, 20, 25 olarak artacak arkadaşlar. O yüzden döngülere geliyorum. Counter değerimi alıyorum. Bunların hepsi arkadaşlar for döngüleri değişik olduğu için direkt her döngü içerisindeki counter değerlerimiz farklı oluyor. O yüzden arkadaşlar hepsine counter değerlerini atıyorum. Herkes kendi döngüsündeki counter değerini elde ediyor. Sides olarak kenarlar ne demiştik arkadaşlar? Birinci sarmalımız 4 gen olacak. O yüzden hemen 4 olarak ayarlıyorum. İkinci sarmalımız üçgen olacak arkadaşlar. Üçgeni ayarlıyorum buradan. En son sarmalım ise arkadaşlar altıgen olacak. Hemen buradan 6'yı yazacağım arkadaşlar. Bir tane aldım. Yerine yerleştirdim ve 6 olarak değiştirdim. Evet, diğer taraflara hiçbir şekilde dokunmuyoruz arkadaşlar. Diğerleri hazır olarak verilmiş bize. Hemen çalıştıralım. Dörtgen sarmalımızı çizdik. Üçgen çizdik ve altıgeni çizdik arkadaşlar. 15. bölümü başarıyla tamamlamış olduk. Sırada 16. bölüm var arkadaşlar. 16. bölümde arkadaşlar bizden çok fazla bir şey istemiyor. Ne istiyor? Bizden serbest ilham zamanı demiş. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Burada ipuçlarıma bakıyorum. Fırça kalınlığı 1 yap.
ve başka bir hamle yapmadan rengini maviye ayarlamış arkadaşlar. Yani kalınlık ve renk ayarlayacağız. Tekrarlı blue içine for döngüsü koymayı dene demiş arkadaşlar. Yani bir tane dışta tekrar olacak, içinde for döngüsü olacak. For döngüsü 6 taç yaprağının her biri için 3'ten 17'ye kadar sayıyor. Yani başlangıç ve bitiş noktalarını söylemiş arkadaşlar. Devam ediyoruz. Taç yaprak ile işiniz bittiğinde 60 derece dönmeden önce 20 piksel ilerle komutu kullanılıyor. Yani ilerleme ve dönmeler olacakmış. En sonunda da arkadaşlar bize hazır kodu veriyor. Ne dedik? Çizgilerin kalınlığı, rengi mavi yap demiş. Tekrarla döngüsü içerisinde for var. Yine 3'ten 17 olarak belirtmiş arkadaşlar. İşteki değerlerimizi söylemiş. Ne demiş? 20 piksel ilerledikten sonra 60 derece dön demiş. Yani ipuçlarında bize bu kodu tarif etmiş arkadaşlar. En sonunda da bize kodu vermiş. İster tarife göre kendiniz yapın, isterseniz bu linkten direkt kodu bakıp kendiniz yapın arkadaşlar. Bu bölümü biz yapmayacağız, kendiniz yapacaksınız. 16'yı bu şekilde bitirmiş oluyorum. Direkt bitiş diyerek arkadaşlar 17'ye geçiş yapıyorum. 17 bölümde arkadaşlar yine bizden herhangi bir şey istemiyor. Yine serbest çalışma etkinliği olacak. Yani şu an en başından beri yaptığımız şekilleri burada tek tek deneyebilirsiniz. Hatırladığınız kadar veya buradan önceye dönüp bakarak bu alanda tekrardan çizim yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani burası size kalmış. Buradaki sol taraftaki menü içerisindekileri kullanabilirsiniz. Evet, bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.